Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor dün Kayseri deplasmanındaydı. Maç 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Alanyasporlu 7 futbolcu deplasman dönüşünde bir özel minibüs kiraladı. Ve iddiaya göre kiraladıkları o aracın 2 sürücüsü de araç seyir halindeyken aynı anda uykuya daldı. Yoldan çıkıp devrilen minibüste Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Şural hayatını kaybetti. Diğer 6 futbolcu ise kazadan şans eseri sadece sıyrıklarla kurtuldu. Kayseri deplasmanından takım otobüsüyle değil, kiraladıkları araçla dönüyorlardı. Minibüs Alanya girişinde yoldan çıktı. Yan yatarak sürüklendi. Aracın açılan kapısından savrulan Çek futbolcu Josef Şural hayatını kaybetti. Araçta iki tane şoför olmasına rağmen yani ikisinin de uyuması sonucu işte kaza meydana geliyor. Korkunç kaza gece saatlerinde meydana geldi. Kayseri Spor'la 1-1 berabere kalan Alanya Spor kafilesinden 7 futbolcu dönüşte özel araç kiralamıştı. Teknik heyetimiz futbolcularımıza 2 gün izin vermişti. Bu görüntü kazadan sadece dakikalar önce kayda geçti. Futbolcular yol üstündeki bir alışveriş merkezinde mola vermiş yemek yemişti. Futbolcuların kiraladığı minibüsün 2 şoförü vardı. İddiaya göre her ikisi de çok yorgundu. Biri yan koltukta, diğeri ise direksiyon başında uyudu. İkisinin de uyuduğunu kendileri de söylemiş zaten. Alanya girişinde yoldan çıkan minibüs su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Aracın açılan kapısından fırlayan Josef Şural metrelerce öteye savruldu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 6 arkadaşı hemen onun yanına koştu. Bölgeye ambulans çağrıldı. Kafa kemiklerinde hem göğüs kemiklerinde, bacak ve kol kemiklerinde, ayak bileklerinde çoklu kırıkları vardı. Hastaneye kaldırılan genç futbolcu ameliyata alındı. O dakikalarda eşi de çocuklarıyla birlikte hastaneye geldi. İki çocuk babası 29 yaşındaki Çek futbolcu yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şural ikinci kızını kucağına alalı daha 2,5 ay olmuştu. Şural Alanyaspor'a Ocak ayında transfer döneminde katılmıştı. Acı haberi spor camiasını yasa boğdu. Şural için Alanyaspor tesislerinde tören düzenlendi. Gerçekten hepimiz adeta kahrolduk. Hiçbir zaman bu kıymetli evladımızı unutmayacağız.